Bu videoda voltaj bölücü veya gerilim bölücü devre adı verilen bir devre türünü inceleyeceğiz. Seri bağlı iki dirençten oluşan basit bir devre bu. Bunlar sizin de hemen fark edeceğiniz üzere seri bağlı dirençlerimiz. Voltaj bölücü ismi devrelerde rastladığımız belli bir dizleme verilen bir takma ad. Şimdi o dizilimi gösteriyorum. Esasında seri bağlı iki dirençten başka bir şey değil. Burada bir voltaj olduğunu varsayıyoruz. Voltaj kaynağı bu şekilde bağlı. Buna giriş voltajı deniyor. Vg olarak yazıyorum. Ve iki direncin orta noktasıyla bu alt noktası arasındaki voltaja da çıkış voltajı adı veriliyor. Vc. Yani burada bir seri direnç dizilimi var ve dirençlerin uçlarına bağlı bir voltaj kaynağı tarafından sürülüyor. Biz ise dirençlerden birinin uçları arasındaki voltajı merak ediyoruz. Şimdi bunun için bir ifade geliştireceğiz. Ama önce dirençlerimizi isimlendirelim. Bu R1, bu da R2 olsun. Dirençlerimizi bu şekilde ayırt edeceğiz. Gelelim ifadeyi türetmeye. Evet. Öncelikle buradan bir akım geçirelim. I akımı olsun bu. Bu uçtaki akımın sıfır olduğunu varsayacağız. Yani akım devremizden dışarı çıkmıyor. Bu da demek oluyor ki buradaki akım da I. Yani akım kol boyunca kesintisiz devam ediyor. Şimdi VÇ'yi yani çıkış voltajını bu iki direnç ve giriş voltajı cinsinden bulmak için bir ifade türeteceğiz. Bu tarafa geçip başlayalım. Öncelikle şunu biliyoruz. Ohm yasasını kullanarak bu seri dirençler için bir ifade yazabiliriz. Hemen ohm yasasını yazalım. V eşittir I R. Buradaki özel durumda V giriş eşittir I çarpı R1 ve R2'nin seri eşdeğer direnci. Hatırlayalım burada seri eşdeğer direnç dirençlerin toplamına eşit oluyordu. Yani R1 artı R2. I'yı yalnız bırakırsak I eşittir V giriş bölü R1 artı R2 olur. Evet. Sıradaki aşama V çıkışa bağlı bir ifade yazmak. V çıkış yalnızca R2'ye ve akıma bağlı. O zaman yazalım. V çıkış eşittir I çarpı R2. Bu denklemden de aynı şekilde I'yı çekelim. I eşittir V çıkış bölü R2. Artık bu devedeki I'ya ait iki ifademiz var. Dışarıya çıkan akımın sıfır olduğunu varsaydığımız için bu iki I aynı oldu. Öyleyse bu ikisini birbirine eşitleyelim. Bakalım ne elde edeceğiz? I eşittir V çıkış bölü R2 eşittir V giriş bölü R1 artı R2. Şimdi R2'yi alıp eşitliğin karşı tarafına atalım. V çıkış eşittir V giriş çarpı R2 bölü R1 artı R2 olur. İşte buna voltaj veya gerilim bölücü devre formülü deniyor. Süper. Bu formül bize V çıkış değerini V giriş çarpı dirençlere ait bir oran cinsinden veriyor. V dirençler daima pozitif değerlere sahip olduğundan bu kesir daima birden küçük bir değer alır. Bu da V çıkışın V girişten daima daha küçük olacağı anlamına gelir. Ve V çıkış değeri direnç değerleri değiştirilerek ayarlanabilir. O nedenle çok kullanışlı bir devre bu. Hadi birkaç örnek çözelim. Formül köşede dursun ki gerektiğinde başvurabilelim. Çabucak üstünde çalışabileceğimiz bir voltaj bölücü devre çiziyorum. Bu 2K ohm olsun yani 2010. Şunu da unutmadan ekleyeyim. Elektrikte direnç değerlerini K'lı da ifade edebiliyoruz. Bu dirence de 6000 yani 6K ohm diyelim. Bu dirençler şöyle bir voltaj kaynağına bağlı olsun. Mesela 6 voltluk. Böyle. Ve devreden şöyle bir çıkış alalım. Voltaj bölücümüzün çıkışı da bu. Adını da yazalım. Vc yani V çıkış. Şimdi bunu voltaj bölücü devre formülüyle çözeceğiz. V çıkış eşittir V giriş yani 6. Çarpı dirençlere ait oran. R2 6K ohm. Bölü 2K ohm artı 6K ohm. Bakın bu hep olur. K'lar birbirini götürür. Güzel bir şey. Bu işimize pek kolaylaştıracak. Eşittir. 6 çarpı 6 bölü 6 artı 2 yani 8. Eğer doğru hesaplıyorsam V çıkış eşittir. 4,5 volt olur. İşte voltaj bölücü devre bu. Hatırlayalım. Başta bir varsayımda bulunmuştuk. Buradan çıkan voltajın yaklaşık sıfır olduğunu varsaymıştık. Yani bu akım çok küçük olduğunda voltaj bölücü devre formülünü kullanabiliyoruz. Bakın burası alttaki direncin her iki dirence oranı. Ben böyle akımda tutuyorum. Alttaki direncin iki direncin toplamına oranı. Bu akımın çok küçük olmadığı durumlarda ise yine aynı analizi yapıyoruz. Ama bu kez bu akımı da hesaba katıyoruz. Voltaj bölücü devreyi de böylelikle anlatmış olduk.